Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Lazio'yu İstanbul'da 2-0 yendi. Tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele eden ve yine İtalyan ekibi Lazio ile ilk defa karşı karşıya gelen Sarı Lacivertliler, Şükrü Saracoğlu stadındaki mücadeleye istekli ve arzulu başladı. Maçın başından itibaren taraftarının da desteğiyle rakibine kendini kabul ettiren temsilcimiz ilk yarıda direkleri aşamadı. Her iki takımın da gol yememeyi planladığı karşılaşmada beklendiği gibi ilk yarı 0-0 tamamlandı. İkinci yarının hemen başında konuk takımın Onazi'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle dengeler tamamen Fenerbahçe lehine değişmeye başladı. Ancak bu dakikalarda Sarı Lacivertli futbolcular direkleri aşamadı. Konuk ekibin oyunu soğutmaya çalıştığı dakikalarda Radu'nun ceza alanında topla oynaması üzerine kazanılan penaltı atışında Vebo topu filelere gönderince Fenerbahçe beklediği golü buldu ve 1-0 öne geçti. Golle birlikte daha da atak oynayan ve ikinci golü arayan Sarı Lacivertliler bu isteğine 90. dakikada ulaştı. Bu dakikada Caner'in attığı şut kaleciden dönünce topla buluşan kayıt fileleri bir kez daha havalandırdı ve karşılaşma temsilcimiz de yine 2-0 tamamlandı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, avantaj sayılabilecek bir skor elde ettiklerini söyledi. Gerçekten sert, kalite anlamında söylüyorum bunu. Sert, kuvvetli bir rakiple oynadık. İlk yarıda, maçın ilk yarısı hakikaten çok pek istediğimiz gibi geçtiği söylenemez. Ancak maçın bütününü şöyle bir değerlendirmek gerekirse, önce bütünden geçen seferde yaptığım gibi parçalara doğru gidelim. Bütün şu ki 2-0'lık elemeli turlar için avantaj sayılabilecek çok güzel bir skor aldık gol yemeden. Buradaki temel amacımız zaten maçı gol yemeden ikinci maça taşımaktı. Bunun üzerine atabileceğimiz her gol büyük bir avantaj olacaktı. Bunu iki golle sağladık. Bir avantaj sahibiyiz. Kocaman güçlü bir ülkenin güçlü bir takımıyla oynadıklarının farkında olduğunu belirterek ikinci maçın çok ciddiyet gerektirdiğini belirtti. Ancak karşımızda çok güçlü bir ülkenin güçlü takımlarından bir tanesi var. İkinci maçta son derece yüksek enerji ve yüksek ciddiyet isteyen bir maç haline geldi. 8 takımın 8'i de yine dün akşam söylemeye çalıştığım gibi kupayı istiyorlar. Ancak tabii 8'i için de kolay olmayacağını bu maç bir kez daha hem bize hem Lazio'ya hem de diğer takımlara bir kere daha gösterdiği gibi gözüküyor. Karşılaşma sonrası mikrofonlara konuşan Fenerbahçeli futbolcular da alınan galibiyetten çok mutlu olduklarını belirtirken önlerinde bir maç daha olduğunun bilincinde olduklarını söyledi. Öte yandan temsilcimiz Fenerbahçe bu maçın rövanşını 11 Nisan tarihinde İtalya'da Roma Olimpiyat Stadı'nda yapacak. Sarı Lacivertlilerin turu geçebilmesi için bu maçta alacağı galibiyet ve beraberlik yeterken alınacak bir farklı yenilgi veya iki farklı gollü yenilgilerde temsilcimizin turu geçmesine yetecek.